Adam ta arkada kaldı. Dudak kremim. Araçta unutmuştum. Aa, kaza oldu. Arabanın tüm önü gitti ya. Ana bismillah. Solladım arabayı, geri hız alıyor. Geri sağdan beni sallıyor. Adam 90'a kadar bile gitmiyor ya. Hayret ediyorum. Özgahe! T'as encore un peu ma smile, l'emporte, tiens passe mamie. O da iki saat solladığı için arkadaki de soluyor. Bırakma. Orayı kesersin ha. Hadi gel biraz çalışalım. Bu videoda bir kadın tır şoförünün nasıl çalıştığına şahit olacağız. Yaşadığı zorlukları ve işteki rutin hayatını göreceğiz. Hadi yola çıkalım. Fransa'da tır şoförlüğü yapan Gülfem Zengin için rutin bir iş günü. Gece saat 2'de başka bir noktadan gelen tırı devralıyor. Ben de hayatımda ilk defa tıra biniyorum. Bakalım nasıl gidiyor. Yola çıkmadan önce son hazırlıklar yapılıyor. Ancak küçük bir sorunumuz var. Gülfem bu marka tırı ilk defa kullanacak. Dur dur. Ben bunları tanımıyorum. Hiç sürmedim. Tamam. Ama bunu indirmek için nasıl? Ya bunun şufacı ne ya? Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Gülfem bu gece nereye gidiyoruz? Kaç saatlik bir yolumuz var? Şu an 26 bölgesine gidiyoruz. Önümüzde 12-13 saat çalışma ve yol yapma saatimiz var. Bir tır şoförü olarak bu koltuğa oturduğun zaman ne hissediyorsun? Sevgi, heyecan, bir de en çok nasıl diyelim, şimdi çoğu kişi yanlış anlayacak da güç parantez içine koyuyorum. Niye? Çünkü hani diyelim ki şehir içinde geçtiğimizde çoğu arabalar tırlardan korktuğu için çünkü arabalarını çizmek falan istemiyorlar diye çünkü çoğusu sürmeyi bilmiyor. O yüzden hemen çekiliyorlar ve sana yol açıyorlar. Sen de yoldan oh rahatça gidiyorsun. Gerçekten zor değil mi? Gece yola çıktık, kimse yok yollarda. Tek başınasın. Ne hissediyorsun? Baya bir zor oluyor çünkü ikide bir, bir gündüz, bir gece, bir gündüz. Yani bazen iki gündüz yapıyorum, bir gece yapıyorum, tekrar iki gündüz. Yoruyor çünkü ritmini alamıyorum. Yani bir türlü uykumu doğru düzgün yapamıyorum. Sürekli araç değiştiriyorsun. Şu anda hangi araçtayız? Zor olmuyor mu farklı farklı tırlar kullanmak? Bence sadece bir alışkanlık almak lazım. Ben hiç dafları kullanmadığım için ve tam iyice nasıl çalıştıklarını bilmediğim için biraz zorlanıyorum, evet. Peki tır değişiminde zorluk oluyor mu?
tek bir şey var. O da kimileri biraz biraz kokmuş olduğu için arabada kokuyor maalesef. O yüzden biraz o yöntemden rahatsız oluyorum. Biraz zorlanıyorum. Mesela böyle hamam böcekleri ben anlayamıyorum. Otoyol 130. Biz zaten 90'la gidiyoruz. Adam 90'la kadar bile gitmiyor ya. Hayret ediyorum. Bazen soruyorum, biliyor musun? Solladığım arabayı geri hız alıyor, geri sağdan beni sallıyor. Sallıyor mu diyeyim? İnsan dislektör yapar ya. Ben o yolun ortasındayım. Adam, sollamak istediğim adam, geri buradan hız alıyor. Ben de boşu boşuna ortaya girmiş oluyorum. Ama bak mesela hani sana az önce diyordum ya, inişlerde retarderi kullanıyorum diye. Bak mesela şu an hız alıyorum, 92'de miyim, 93 mü? Retarderi koyuyorum, seni basmadan. Kendi kendine yavaşlıyor. Dikkat etmek lazım çünkü fazla eğer yani 30 saniye, 45 saniye, o yine araçlara göre bağlı. Yani 90'dan hızlı gidersek eğer yazıyor takigrafa. Takografa var bu. Gece şansımızda hava sisli, gün boyu yağmur vardı. Şimdi de gece siste yolculuk yapmak gerçekten zor. İlk röportajda sollamayı sevdiğini söylemiştin. Bugün bayağı sakinsin. Bayağı bir seviyorum. Fazla kimse yok ki ama yolda. Hele sollamak istersem arkada araba var. Hani bir yürü ya. Bir de fazla iyi görmediğim için o yüzden risk almak istemiyorum. Aa, polis var. Pompiye mi o? Ambulans. Aa, kaza oldu. O arabayı gördü. Arabanın tüm önü gitti ya. Ana bismillah. Ya hızlı gitmek var ve hızlı gitmek var. Hızlı gidersin 90'la, hızlı gidersin 150'yle. Başka. Ben bunun arkasında fazla yol yapamayacağım. O da sürsün canım ya. İşaret verdi. Eğer yanlış görmediysen, biz de teşekkür yolladık. Nasıl işaret verdin? Sinyalli bir sağ, bir sol, bir sağ. Ben gidip sağ çekilmek için flash patlatırdı. Selektör. selektör yaptı. O yüzden selektör yaptığı için teşekkür ediyoruz. Az önce sinirlendim çünkü karşımdaki araba uzun ışıklarını bırakmıştı ve uzun ışıklar işte gece vakti bayağı bir gözleri ağrıtıyor. Düz yolda yani tekrar gitmemeye çalışırsa sollarım. Fazla yaklaşmıyorum ona. Hamam böcek, hamam suyu. Yok, hamam böceği. En uzun mesafe yolculuğunda nereye gittin?
En uzun yolculuk bir evimden İspanya'ya gitmek içindi. Diğeri de İspanya'dan ta Belçika'ya kadardı. Belçika'ya geldiğimde orada bir yağmur başladı. O kötüydü. Ne yapacak bir şey yok. Bir de oradaki yolları hiç sevmem. Haberi çukur var. Çukur. Kestik o zaman. Uyuyorsun. Hı? Uyuyorsun. No, no. Uyumuyorum. Gece yolda ne düşünüyorsun? Geçen günlerde bir hata yaptım mı, yapmadım mı, birilerimi kırdım mı, kırmadım mı onu düşünüyorum. Daha iyi bir insan olmak için yaptıklarımı düşünüyorum ve daha ne yapabileceklerimi onları düşünüyorum. Yolda seni en çok zorlayan şeyler neler? En çok zorladığım şey o da yorgunluk. Bu da bir tek ben değilim. O da herkes de yani. Ya şimdi yolumuz sanırım uzun sürecek, o yüzden biraz kestireceğim.
da içeri gitti teslim işlemlerini halletmek için. İş güvenlik ayakkabısı bulunmadığı gerekçesiyle beni içeri almadılar. Teslimatı yaptıktan sonra şimdi Montelimar'a geçiyoruz. Orada tır değiştireceğiz. Yolculuğumuzda Fransa'nın güneyinde eşsiz lavanta bahçeleri de bize eşlik ediyor. Neden tır değiştiriyoruz şu anda? Çünkü zaten içimdeki mal Marsilya indiği için o yüzden ben inmiyorum. Başka bir şoför alıyor, onu indiriyor. Ve Ukrayna'daki mal bizim tarafımıza çıkıyor. O yüzden tır değiştiriyoruz. Sürekli tır değiştiriyor mu? Yani bir tır sana ait değil mi? Hayır. Bizde sabit araba yok. Her zaman her gün araç değiştiriyoruz maalesef. Şu an Scania'ya geçiş yaptık ve 410 beygir bir araç. Konforu ben en çok DAF'ta sevdim. Scania'da biraz değil. Yani birkaç saat sonra bayağı bir belim ağrımaya başlıyor. DAF'ta belim ağrımaya başlamadı. Yani teknolojiye bakarsan fazla fark yok. Sadece dizaynı biraz daha hoş duruyor. Hadi bismillah. O ne bileyim? Dudak kremim. Araçta unutmuştum. Eksik, korna yok. Nasıl güzel. Yer bulmakta bayağı bir zor oluyor akşamları benim saatten sonra. Sağdan geçemedin mi? Kapasit hep sağ. Kemerle yapamıyorum. Ve inmemek için hani şu aynada var ya, çizgi çıktı ya. Nereyi gösteriyor? Ya bu çizgi var ya artık. Yemek ki tamam. Yemeği durdurabilirim. Şimdi de yemek zamanı. Hele şükür. Acımdan ölüyorum. Dün akşam saat 7:30'da yedim. Nereye gidiyoruz? Şuradan geçelim. Öldüm bittim. Bacağım kalmadı. Yorgunluktan gebereceğim. Şu an. Yine iyi idare ediyorsun. Kariçelik işi bu. Sollamak yasak mıydı normalde?
Parce que bayağı bir büyük bir yokuş olduğu için yapar. Diğer firmalarda yani bayağı bir yüklü olduğumda burayı 45-50'ine çıkıyordum. Ben hiç kadın şoför görmedim. Bazen görüyoruz, bazen görmüyoruz. Ben hiç görmedim bak, o kadar saat duruyor. Abla bugün cumartesi, dört fazla kimse çalışmıyor. Ya bunlar bir şey değil. Hafta içi burası genelde dolu. Herkes peş peşe. Dönüş yolunda Gülfem 6 dakika boyunca diğer tırları geçemedi. İşte otoyollarda şahit olduğumuz manzaranın nedeni. Yol aracı sanki tırlar sodamaya geçti. Portekizleri bir de İspanyolları sonlamak bayağı bir zor. Neden? Çünkü onlar 90'la gitmiyorlar, 92-93. Hayır, ben şimdi orta yoldayım ya, işaretini mecburen bırakmam lazım. Geçene kadar sinyal vereceksin. Efendim? Geçene kadar sinyal vereceksin yani. Aynen. Ama bu... Eğer polis varsa olsaydı ceza yerdi çünkü... Yol vermiyor. Valla, yol vermiyor. Biz birini sollarken normalde solladığımız kişi bize rahatça yol vermemesi lazım. Çünkü biz yolda rahatsız edeceğimiz. Rahatsız ettiğimizde normalde solladığımız kişi bırakması lazım. Sollama yasağı aramızda kalsın ha. Burada yasak mı? Daha yeni başladım. Daha? Nereye gideyim? Mayar yok mu ya? Yapacak bir şey yok. Bırakmıyor, ne yapayım? Buraya girirsem onun hemen yüzünün önünde olacağım. Bunda hemen arkasında olacağım. Olmaz. Mecbur sonuna kadar geçmen lazım öyle mi? Ha, ne yapayım? Getirince ara yok. Burada izin vermiyor. Yok, izin vereceğim. Ya vermesin, vermesin. Eninde sonunda zaten sokacağım. Sadece şu sinyal sesi kafamı şişirmeye başladı. Bu kadar da şundan. Yok, bu da yok vermiyor. Bazen ara sıra bu otoyolda yani A7 otoyolda ara sıra helikopterler dönüyor. Niçin? Bunlar için. Hız, sollama yani yasak yerlerde sollamak veya hadi diyelim ki ben onun önüne geçeceğim. Aramızda mesafe lazım. Yani her şeyi bakıyorlar. Buradan kamerayla izliyorlar öyle mi? Aynen öyle. Öyle zamanlarda Dorsem'i bir vermeyi istiyorum ki kendimi tutuyorum. Ne demek o Dorse vermek? Sağa gitmek. Ha. En azından yavaşlar. Yavaşlasaydı geri sağa giderdim, onun yüzünden yine yasak yerde solluyorum. O yasak bitti de tüm yasak yerinde solladım. Ha, bir de selektör yapıyor biliyor musun? Merci bile demiyor. Ha. Orayı kesersin abi. Ama var ya 6 dakikadır sollama yaptık yani.
acaba? 6 dakika oldu. Kaç tane stop var? 3 tane? 3 mü 4? Bayağı solladım ama gerçekten yol vermediler yani, şahit oldum. Şimdi bu beni soruyor, ben de yavaşlıyor. Sırf rahat rahat solladım diye. Hani. Solda da aldım. Ben normalde diğerlerde öyle yapması lazım. Maçı olsun yapmıyor. Yere şuraya. Ben aynaları görüyorum. Yeri görmüyorum. Fanny, c'est pas se garer. T'as encore un peu ma semi elle l'emportait. Tiens, passe mamie. Bonsoir, camion je pas quitté. Salut. Bah merci. Martin Brouwer là, le McDo pourri. Ouais. Tiens, c'est bien, je vais pouvoir m'amuser un peu là. Çocukluk hayallerimden biri tırla yolculuk yapmaktı. Yıllar sonra bu da gerçekleşti. Gülfem'le birlikte uzun bir yolculuğa çıktık. 10 saat yolculuğumuzun ardından geri döndük. Teşekkür ediyorum Gülfem'e. Rica ederim. Nasıl geçti yolculuk? Biraz yorgundu. Çünkü kendim yorgundum. Doğru düzgün uykumu alamadım ama iyiydi. Kazasız belasız. Rahat rahat. Bayağı bir sollama yaptın. Yok ya, o bir şey değil. Şimdi de eve dönüş. Hafta sonu tadını çıkartmaya. Gülfem'le yaptığımız 10 saatlik yolculuğun ardından bir tır şoförünü yakından gözlemleme fırsatım oldu. Yollarda küçük otomobil sürücülerinin bazen kabusu haline gelen tırlara artık daha farklı gözle bakıyorum. Teşekkürler Gülfem.